akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberleri'ni izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak koronavirüs salgını önlemleri hakkında bilgi verdi. Koronavirüs hastalığının yayılmasının sebebiyle milyonlarca insanın iş kaybına, gelir kaybına uğradığını vurgulayan İmamoğlu, günübirlik iş yapan insanların gelir yardımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını belirtti. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 230 bin aileye zaten sosyal yardım yaptığını, 100 bin çocuğa süt dağıtıldığını ama bir gün pandemi sürecinde neredeyse 100 bini aşan kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak yardım talep ettiklerini, bu yüzden 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçesini 775 milyon liraya çıkartma kararını aldığını belirtti. İmamoğlu daha da üst seviyelerde olacak ihtiyacı karşılama adına da olağanüstü meclis hazırlığının olduğunu, sosyal yardım bütçesi daha da yukarı taşımak için meclis üyelerinden yetki talep edeceğini vurguladı. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör İbrahim Küçük, 29 Nisan'da dev bir asteroid dünyaya çarpacak iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Küçük, asteroidler hakkında bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, meteorlarla karşılaştırılmaması gerektiğini vurguladı. Küçük, asteroidlerin Mars ile Jüpiter arasında yer alan irili ufalı nesneler olduğunu ifade ederek, bunlardan bazıları potansiyel olarak Dünya yörüngesine yaklaştıkları için Dünya'ya düşme tehlikesi gösterdiklerinden önem arz ediyorlar ifadelerini vurguladı. Küçük şöyle devam etti. Dünya'ya çarpacağı ileri sürülen 998 OR2 adlı asteroid ilk olarak 1998 yılında keşfedildiğini, yaklaşık 2 ile 4 kilometre genişliğinde bir asteroid 29 Nisan 2020'de Dünya'ya 6.3 milyon kilometre yani Dünya ve Ay arası mesafenin 16.4 katı uzaktan geçeceğini, saatte yaklaşık 30 bin kilometre süratle geçmesi tahmin edildiğini, gezegenimize çarpacak mı, çarpmayacak mı, bunlar potansiyel tehlikeli arz eden asteroidler sınıfında olduğu için merak edildiğini ama merak edilecek bir şey olmadığını, yapılan hesapların bunun Dünya'ya çarpma olasılığı olmadığını sadece yakından geçeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular E-Devlet kapısı üzerinden alınacak. PTTAVM.com internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda maske.eptavm.com üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Duyuruda sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede E-Devlet kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. Maskelerin 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü ile ilgili yaptığı açıklamada bugün yapılan 20.065 testten 3.135'inin pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugün iyileşen hasta sayısının ise 256 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 574'e yükseldiğini belirtti. Koca, toplam test sayısı 180.445, toplam vaka sayısı 27.069, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıkladı. Bakan Koca ise test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun kararlılıkla sürüldüğünü, Irak kuzeyindeki Avşin, Basren ve Hakkurt bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen Beloçi terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava hareketiyle etkisiz hale getirildiğini belirtti. Azerbaycan'da şu ana kadar 641 kişiye koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulmuştur. Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel personelin açıklamasında bir gün 44 tanesinin tedavi edilip iyileştiğini, 7 kişinin öldüğünü ve 590 kişinin özel hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.
Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğenip butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.